Evet arkadaşlar, bugün günlerden otlar, bizim vazgeçilmezlerimizden diyeyim. Biberiye videomuzu çektik, onu inşallah paylaşacağım. Tabi bunlarla uğraşırken defne yaprağım da geldi, taze taze. Öyle güzel ki bunu da sizlerle paylaşmadan edemedim. Bu da benim mutfağımın vazgeçilmezi, defne yaprağı. Bizim buralarda malum bulunmuyor. İşte Ege'den, Akdeniz'den, oraya giden, orada yaşayan arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Gittikçe işte toplayıp geliyoruz. Ve mutlaka ve mutlaka bunlar benim elimin altında olması gereken vazgeçilmezlerim. Bu taze, bu da yeni geldi. Bunun da defne yaprağının da çayını yapıyorum ben. İşte biberiye çayı, defne yaprağı çayı, işte akşamları kekik çayı filan, bizim hayatımız bunlarla geçiyor. Çok fazla ilaç tüketmiyoruz. Ben bunların gerçekten şifasını buluyorum. Çok işimize yarıyor. Rabbim her şeyi doğada yaratmış. Bütün dertlerin devası doğada. Elimizden geldiği kadar işte uzmanlardan duyduğumuz, öğrendiğimiz, bildiğimiz şekilde bize faydalanmaya çalışıyoruz ve çok işime yarıyor. Defne yaprağını balık ve etli yemeklerde şöyle bir yaprak atarak kullanıyorum. Saç bakımında gene benim banyom Ercan Bey gülüyor, bunlar ne diye, çeşit çeşit yağlar. Ve hep kendi evde hazırladığım yağlardır bunlar. Saç bakımında kullanıyorum. Özellikle çayı çok işime yarıyor. Defne yaprağının faydaları o kadar çok ki saymakla bitmiyor ama en çok huzur bulduğum, insanı sakinleştirme özelliği var defne yaprağının. Sindirim sistemini rahatlatma özelliği var. Hani bağırsaklar ikinci beyin diyorlar ya, bağırsaklara gerçekten önem vermek gerekiyor ve bu tür çaylar çok iyi geliyor. Vücuttaki fazla toksinlerin atılmasına, bağırsak yoluyla atılmasına bu defne yaprağının çok büyük etkisi olduğunu söylüyor uzmanlar. Biz de elimizden geldiğince faydalanmaya çalışıyoruz. Bunlar taze, yeni geldi. Bir de benim şöyle kuruttuklarım var. Defne yaprağını bunu yemeklerde bitene kadar kullanıyorum veya işte çayını tüketiyorum. Bu da benim defne yaprağını kuruttuğum, şöyle göstereyim. Bunu da tütsü olarak kullanıyorum arkadaşlar. Defne yaprağının kokusu o kadar güzel ki mutlaka her gün bunun kokusu evde olsun istiyorum. Deterjan kokusunu sevmiyorum ama kullanıyoruz. O deterjan kokusu beni mahvediyor. Hemen ufak bir tavam var benim. Bunlardan şöyle bir avuç alıyorum. Tavanın içerisinde yakıyorum, bütün evde öyle bir güzel koku oluyor ki. Hem insana böyle defne yaprağının kokusu ve manevi bir huzur veriyor. Gerçekten çok işime yarıyor. Hiç yaprağını ziyan etmem. Böyle keselerim var. Bunlara koyuyorum. Bu şekilde saklıyorum. Hem kokusu da güzel oluyor. Bir de şu var. Defne yaprağını da biberiyem var. Fesleğen kurutuyorum. Onun yağını da yaptım. O da çok güzel oldu. Fesleğen, kekik. Bunları savunmada da kullanıyorum ben. Bunları birkaç saat önceden, mesela bugün bu solunum yolları için falan da çok iyi geliyor. Biliyorsunuz defne yaprağı. Böyle bundan çok keskin bir aroması var. Keskin bir tadı var. Hani şöyle minicik bir şey çay demletirken çaydanlığın içine atıverin, öyle güzel bir tadı oluyor ki bu bronşları rahatlatıyor, öksürüğü rahatlatıyor. O yüzden mutlaka mutfağınızda bulundurun. Dediğim gibi savunmada kullanıyorum ben bunları. Bugün mesela defne yaprağı kullanacağım. Defne yapraklarını kaynatıyorum. Onun suyu soğuyuncaya kadar bekliyorum. Suyunu savunmada kullanıyorum. Buharda öyle güzel rahatlatıyor ki resmen bu boğazlarınızın, bronşlarınızın açıldığını hissediyorsunuz. Ben daha önce de söyledim. Bu bitki çaylarını çok kaynatmaktan yana değilim. Bazı arkadaşlarımız bunların kaynatarak yapıyor ama ben sıcak suyu kaynatıp içerisine 2 su bardağı yapacağım mesela. 3 tane yaprak attığım zaman yeterli geliyor. Biz şifayı doğada arayanlardınız, doğada bulanlardınız ve bildiğimiz, işi bilen kişilerden duyduğumuz şekilde elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Çok da memnunuz.
Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif alırsınız. Umarım sizler de deneyip şifa bulursunuz. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın diyorum.